Şimdi Ali Çınar bizi bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'ta kendisi. The Heritage Organizasyonu'nun başkanı. Ali Çınar merhabalar. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Semih Hanım, iyi yayınlar. Şimdi siz bize aynı zamanda orada hayatın nasıl aktığını işte canlı canlı gösteriyorsunuz da her programa bağlandığınızda neredesiniz şu anda? Neresi orası? Şu anda ben Central Park'ın girişindeyim. Arkamdaki de ünlü meşhur 5. cadde. Birazdan bir Central Park'a da giriş yapacağız. Ama geçen haftaya göre baktığımda insanların artık yavaş yavaş havada güzel olmasından dolayı artık çıktığını görüyorum. Bazılarında maske bile yok ki New York'ta can kaybı hakikaten hala fazla sayılara baktığımız zaman kesinleşmiş vaka sayısı 1,1 milyon. Amerika genelinde 66.650 can kaybı var. Ve son 24 saatte 1811 kişi de hayatını kaybetti. Yani New York'a baktığımızda da şu anda insanları görüyorsunuzdur. Yani normalde çıkmamaları gerekiyor. Evde kal kuralı devam ediyor aslında. Ama insanların bazıları maskeli, bazıları maskesiz sokakta olduğunu, dışarıda olduğunu görüyoruz. Şu anda ben Central Park'a giriyorum. Yani bulunduğum şehir New York'ta 315 bin vaka var ve toplam 24 binde can kaybı var. Yani Amerika'nın salgının merkezi New York'ta şu anda en önemli bilinen Central Park'tayız. Evet, dün de New York Times Meydanı'ndan bağlanmıştınız New York'tan. Orası da yine aynı şekilde daha canlıydı diğer günlere göre. Peki o zaman genel olarak New Yorklular tedbirlere uyuyor mu? Biraz bundan kurallara uyuyor mu? Bundan bahsedelim. Bir de Trump ilk zamanlar yaptığı açıklamada 100 ila 200 bin arası bir ölüm bekliyoruz. 60 bin bizim için başarı olur demişti. Bir felaket rakam var şu anda. 66 bin can kaybı var. Yani bu virüsün en ağır etkilediği yer ülke Amerika Birleşik Devletleri. Tabii akla ekonomi geliyor. O da çok kötü durumda. Sözü bırakayım ben size Ali Çınar. Ne diyeceksiniz bu noktada? Evet, bu rakamlara baktığımız zaman Başkan Trump'ın tahminleri tutabilir. Çünkü ilk başta 100 bin demişti. 100 bin ile 200 bin civarında. Beyaz Saray'ın yaptığı modellemede aslında 4 Ağustos'a kadar 68 bin kişinin öleceği bekleniyordu Ağustos'a kadar. Ama şu anda rakam zaten 66.650'ye varmış durumda. Tahminimizce Ağustos'a kadar bu sayı bu gidişte 100 bini bulacak. Yani Başkan Trump'ın korktuğu olabilir çünkü altında rakam söylüyordu son zamanda. Sadece Trump değil, sağlık temsilcileri ekibindekileri de. O anlamda durum pek iç açıcı değil. Alınan tedbirlere baktığımız zaman da bulunduğum New York, Washington DC, Kaliforniya gibi belirli yerlerde 15 Mayıs'a kadar evde kal kuralı var ama birazdan yine içe doğru gidiyoruz. İnsanların artık bu kurala çok riayet etmeyeceği gibi görünüyor. Tabii tedbirler alınmazsa bu hem ikinci dalgada sıkıntı olabilir hem de Evet. Ali salgının Çınar, daha da fazla yayılmasını şey yapabilir. 100 Evet. bin kişinin ölmesinden endişe duyuluyor dediğiniz yaz sonuna kadar mı? Evet, yani Ağustos başına kadar tahminen 100 bin kişinin hayatını kaybetme riski fazla şu itibarla. Peki yine rakamlar üzerinden gidecek olursak Amerika Birleşik Devletleri zirveyi gördü ve onlar da yani sizler de yatay sürece geçtiniz demek doğru olur mu? Şu anda zaten pik durumu bitmiş durumda. Aslında Nisan'ın ilk 3 haftası çok ciddi şekilde ölüm oranları, ölü sayıları 3 bin, 4 bin, 5 bin civarındaydı günlük. Şu anda baktığımızda 1800-2000 arasında gidip geliyor. Tabii bazen yine hiç umulmadık şekilde rakamlar artıyor. O da muhtemel ölümlerin eklenmediği için. Yani koronavirüs şüphesi olmasına rağmen kayda geçirilmeyen de eklenmeye başladı. Eyaletler federal hükümeti bildirmeye başladı. O anlamda da sayılar bir anda daha da artabiliyor. Tahminen de bir 10 bin muhtemel ölüm var kayda geçirilmeyen. Tabii bunları da eklediğimiz zaman 100 bini bile Ağustos itibariyle geçebilir. Yani hakikaten New York'ta kötü bir durum var. Hatta dün akşam ortaya çıktı. Buraya bir 5-6 blok uzaklıkta bir huzur evinde 93 tane yaşlının
hayatını kaybettiğini koronavirüs şüphesiyle ve tedavi edilmediklerini ve şu anda da bu huzurevinin önünde büyük buz donanımlı bir kamyonetin geldiğini medyaya yansıttı ve belediye başkanı çok korkunç bir durum dedi. Bilhassa huzurevlerinde büyük sıkıntılar var ve tedavi edilmedikleri için. Neden tedavi edilmiyorlar Ali Çınar? 93 yaşlı hayatını kaybediyor huzurevinde ve tedavi edilmedikleri için diyorsunuz. Hani bu çok kötü bir ifade aslında. Niye böyle oluyor? Yani sağlık sistemindeki sıkıntılar diyebilirim. Bunun dışında maalesef huzurevlerinde istenilen maddi ve manevi destekler çok verilmiyor öncesinden beri. Yani genele baktığınızda zaten Semih Hanım 11 bin yaşlı hayatını kaybetti. Evet. Ve bu sayı gün ve gün artıyor. Yani bir günde ki huzurevi niye bu kadar bunu daha sonradan açıkladı. Herhalde hepsi bir anda 93 kişi vefat etmedi. Ama bunları huzurevinde yani bedenlerini tutmaları tabii ayrı bir skandal. Dediğim gibi sağlık sistemindeki hatalardan dolayı bu sorun olur oluyor. İki gün önce de Başkan Trump Beyaz Saray'da yaşlıları koruma ile ilgili bazı kararlar alındığını açıkladı. Yani Beyaz Saray ekibi aslında sıkıntıları biliyor ama iş eyaletlere düştüğü için ve gerekli denetlemeler yapılmadığı için yaşlılara yönelik hakikaten hak edilmeyecek bir davranışın. Evet. Durumu var. Evet. Ali Çınar, hem Necmettin Hoca hem de İlyas Hoca bu akşam bizimle birlikte. Belki onların da sana sormak istedikleri olabilir ilerleyen dakikalarda. Bu arada ülkede tartışmalar da var. Eyaletler arasında bir takım gerilmelerin olduğunu da buradan okuyoruz, izliyoruz. Çok özür dilerim. Tabii şimdi Trump bir yandan ekonomi ilerlesin istiyor. Bugüne kadar belki de elindeki en güçlü silahtı ekonomi ama öyle olmadı. Şu anda çok kötü bir durumda. Yanlış biliyorsam düzeltin. Sadece New York'ta işsiz insan sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. Ve eyaletler de şimdi Trump'la hani deyim yerindeyse didişmeye başladı. Onlar kendi kurallarını işletmek istiyorlar. Ama işte Trump'la aynı fikirde değiller günün sonunda. Ve Michigan eyaleti üzerinden o son durumu sizin anlatmanızı isteyeceğim. Çünkü orada protesto da olmuştu. 28 Mayıs'a kadar Michigan valisi kurallar gevşesin istemiyordu. Doğru mu? Sonra orada olaylar patladı. Doğrudur. Aslında Amerika genelinde protestoların ilk ana yeri de Michigan. 15 Nisan'da 150 araçlı trafiği kapatarak Trump'a yakın kişiler, gruplar protesto etmişti eyalet valisini. Ama tabii 1 Mayıs itibariyle birçok eyalette bu evde kal kuralının uzatılmayacağı kararı çıktı. Şu anda da zaten 25'e yakın eyalette bu uzatma kaldırıldı. Yani normale dönüş var diğer eyaletlerde. Ama Michigan geneline baktığımızda eyalet valisi ben 28 Mayıs'ta sizin de dediğiniz gibi uzatacağım dediği için kıyamet koptu. Normalde çok basit eyalet senato binasının önünde bir protesto ile başlayan bu protesto daha sonra eyalet binası içine girerek bastılar ve içlerinde çok silahlı kişiler de vardı. Ve Amerikan gündemine oturdu. Ve şu anda çok ciddi bir kavga var Sevin Hanım. Yani Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Parti'nin valisi yani koronavirüsü biraz politize olmuştu. Çekişiyorlar. Bilhassa Cumhuriyetçi eyalet senatörleri bu kararın iptali içinde şu anda uğraşıyorlar. Hatta valinin Ali Çınar çok özür dilerim ama burada bir ara ses kesildi ve bahsettiğiniz o siyasi tartışmanın başı kesildi. Demokratlar ve cumhuriyetçileri anlatırken hangi konuda anlaşamamışlardı? Bir baştan alabilir miyiz orayı? Tabii ki şu anda koronavirüsü politize olmuş durumda. Evet. Cumhuriyetçi Parti'nin eyalet senatörleriyle eyalet valisi demokrat olduğu için aralarında büyük tartışma var. Bu tartışmanın da daha da kızışacağı ve eyalet senatörlerinin valinin yetkilerini kısıtlamak için uğraştıklarını haberi var. Bu anlamda maalesef bir politizasyon olmuş Trump ile eyalet valileri arasında sizinle biraz bir kapışma var. Zaten bu kapışmada ilk başta tıbbi malzemelerin yetersizliği Trump'ın suçlamalarla başlamıştı. Ve şu anda da normalleşme süreci olarak hala gündemde kendini koruyor.
Bu arada Ali Çınar anlatırken bir yandan da yürüyüşünü sürdürüyor. Çünkü bize etrafı da göstermeye devam ediyor. Normalleşme süreci derken işte tartışmalar ülkede devam ederken burası New York'taki o meşhur Central Park. Ve evet her geçen gün her yayında daha doğrusu buraların meydanların biraz daha kalabalıklaştığını görüyoruz. Bisiklete binenler ekranlara geliyor, yürüyüş yapanlar, beraber dolaşanlar, iki kişi, üç kişi bakın bisikletliler geçiyor, koşanlar. Bir yandan da bu görüntülerin ekranlara geldiğini söyleyelim Central Park'tan, New York'tan. Peki Ali Çınar çok güzel anlattınız. Bu virüs aslında ülkede politize olmuş durumda diyerek. Şimdi baktığımızda seçime daha 5-6 ay var. Kasım ayında gerçekleşecek. Bundan sonrası için Trump için seçilme şansı hala var diyebilir misiniz? Sanki okuduğum haberlerde de onu görüyorum. Demokratlar burada biraz başarı kazanmış durumda. Anketler Biden'ı gösteriyor gibi. Hatta bir kadın aday da gösterileceği konuşuluyor. Ne dersiniz tüm bunlar için? Evet, şu anda Başkan Trump iki faktörle uğraşıyor diyebiliriz. Birincisi koronavirüsünden başarılı çıkması gerekiyor. Bu mücadelede başarılı olamazsa hakikaten ciddi bir zarar alacak. İkincisi de ekonominin normale dönmesi. Eğer bu iki faktörde başarılı olamazsa Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ın şansı daha fazla. Ekonomik verilere baktığımızda da şu anda hakikaten çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor Başkan Trump. Zira ilk 3 ayda 4,8 ekonominin gerilemesi, 30 milyon üzerinde işsizlik olmasından dolayı ekonomi anlamında sıkıntılı. Yani şu anda söylemek çok erken Başkan Trump tekrar kazanır mı diye. Çünkü 5-6 aylık bir süreç var. Ama gördüğümüz kafa kafaya geçecek bir yarış, çünkü Joe Biden'ın da eksileri var. Joe Biden, Obama'nın devamı ve performansı şu anda kampanyaya baktığımız zaman çok iyi değil. Peki, ekranlarını yeni açanlar için tekrarlayalım. CNN Türk Masası hashtag ile etiketiyle bize Twitter'dan sizler de katkı yapabilir, soru sorabilirsiniz. Ben de hem Necmettin Hoca'ya hem de İlyas Hoca'ya buradan iletirim. Ali Çınar da bize hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu, ekonomiyi, siyaseti, politikayı, tartışmaları anlatırken ekranlarınıza gelen görüntüde Central Park'tan, o büyük parktan, normal zamanda daha da kalabalık olan bir yer. Böylesi zamanlarda tedbirlerin yoğun olduğu ama pek de New York'ların buna son dönemde uymadığının konuşulduğu canlı görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Necmettin Hocam sizin sorunuz var zannediyorum. Doğru mu Ali Bey'e? Evet, Lütfen. üç konuda sorum var Ali Bey'e. Aslında bir konuda katkım var. Yaşlılarla ilgili katkım var. Amerika Birleşik Devletleri'nde benim aldığım bilgilere göre 15 bin tane yaşlı bakım evi var. Türkiye'de Aile Bakanlığı'nın bildirdiğine göre özeliyle bakanlığa bağlısıyla beraber 460 küsur tane var. Ve bu çok önemli bir farklılık. Ve bu 15 bin tane yaşlı bakım evine kaç kişi öldü, kaç kişi hasta oldu diye bir yazı yollamışlar. Gelen sonuca göre 13.600 kişi ölmüştü yaşlı bakım evlerinde bundan 3-5 gün önce. Zannediyorum yeni gelen yanıtlarla ve de süreçle birlikte burada ölen yaşlılar artacaktır. Yapısal olarak farklıyız. Orada yaşlıları yaşlı bakım evine koyuyorlar. Biz evimizde bakmaya devam ediyoruz. Ve bir fark daha var. Dün ve bugün ben iki tane yaşlı bakım eviyle görüştüm. Karantinaya girmişler, kapanmışlar. Bütün personel orada. Hepsi orada. Hiç kimse dışarı çıkmıyor. Dışarıdan kimseyi almıyorlar ve sıfır hasta. Ama yaşlı bakım evlerinden hastalığa yakalanan hastaları olan yaşlı bakım evlerini de biliyorum. Ama bunların net rakamları nedir ortaya koyamayız. Ali Bey'e sormak istediğim bir soru var. Buyurun. Bugün bu Ebola için geliştirilen bir ilaç FDA tarafından hızlı acil tedavi için kullanılabilir onayı aldı. Şimdi Amerika'da bir ilaç onay alınca ben şüpheye düşüyorum. Çünkü daha önce de hidroksiklorokin Trump'ın baskısıyla onay almıştı. Bu sefer onay alan ilaç da Çin'de başarısız bulunup Amerika'da ise
ölümü azaltmayıp tedavi süresini kısalttığı tespit edilen bir ilaç. Hocam bunun ben de burada bir ek yapmak isterim. Olanları biliyor mu? Önümüzdeki dakikalarda Amerika'dan bir bağlantımız daha olacak. Doktor Özgen Bey bizimle birlikte olacak. Özgen Doğan. Bu aşı ve ilaç meselesini kendisiyle çok daha ayrıntılı konuşacağımızı hem izleyicilerimize aktarmış olayım hem de hocam, hocalarım sizlere. Ama Ali Çınar da muhakkak ki bunun yanıtını verecek. Ali Çınar. Evet, öncelikle hidroksiklinle ilgili, yani Başkan Trump'ın önerdiği ilaçla ilgili hocam şunu söyleyeyim, FDA bunu onaylamadı. Başkan Trump sürekli bunu öneriyordu ama FDA biraz soru işaretleri vardı. Ama sizin dediğiniz Remdesivir adlı ilaç FDA tarafından onaylandı. Bunu Başkan Trump da dün duyurdu. Benim de değerli doktor Özgen Doğan anlatır, yakında tanıyorum. Ama benim de sabahleyin konuştuğum Türk doktorları bu ilacı 1,5 haftadır kullandıklarını ve bu ilacın 15 günden 11 güne iyileşen bir kısa sürece attığını söyledi. Yani hastaların daha hızlı şekilde iyileşme gösterdikleri ilgili bazı sonuçlar aldıklarını söylediler New York'ta çalışan Türk doktorları. Tabii ki bunun tamamen etki ve sonucunun yaklaşık 2 ay süreceğini söylüyorlar. Ben açıkçası gördüğüm kadarıyla aldığım diğer kaynaklardan da bu ilacın herkese olmasa da en azından koronavirüsle mücadelede faydalı bir ilaç olacağı havasını Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıyor. Ama kesinlikle çözen bir ilaç olarak tabii ki söyleyemeyiz. Yo, ben politik yanını öğrenmek istedim sadece Ali Bey. Evet. Hocam politik yönü... Bir yani de New York'la ilgili... Evet. Peki hocam siz tamamladınız mı? Buyurun siz. Buyurun. Peki. Evet. Ali Çınar... Yok, ben New York'la ilgili de bir soru sormak istiyorum. Evet. Mümkünse. Tabii acaba hocam. Amerika'da şöyle bir ayrım yapılıyor mu? New York çünkü diğer eyaletlerden çok farklı bir politika izliyor. Ne yapılıyor? New York dışındaki tüm eyaletlerde, 49 eyalette sadece COVID pozitif hastalar istatistiğe alınırken New York'ta COVID negatif hastalar da istatistiğe alınıyor. New York'un aşırı fazla hasta ve ölüm beyan etmesindeki sebeplerden birisi bu mu acaba? Evet. Hocam biraz önceki sorunuza Başkan Trump'ın politik sorusuna dönmek istiyorum. Diğer sorunuza cevaplayacağım. Evet, Başkan Trump şu anda ilaç, aşı ne olursa basın toplantılarında bilimsel dayanağı olmadan sürekli açıklamalarla Amerikan halkını, Amerikan piyasasını rahatlatmaya çalışıyor. O anlamda bu ilaçların çok detayını bilen bir insan değil. Ama mecburen piyasayı rahatlatmak için biraz da politize ederek bu konuları gündeme getiriyor ki 2 güne hız ışığı tarzında bir aşı konusunda bir ekip kurduğunu açıkladı. O nedenle böyle tuhaf her gün farklı demeçler görüyoruz. İkinci sorunuz hocam, evet New York biraz daha farklı. New York şu anda antikor testleri yapan en önemli eyaletlerden, hatta önemli bir klinik 120 lokasyonunda antikor testlerini yapmaya başladı. Birçok yerde de kuyruklar görmeye başladık. Bu antikor testinde vatandaşların koronavirüsü kapıp kapmadığını, eğer geçmişte kapıp şu anda iyileşene kadar detaylı şekilde bu test sonuçlarını kayda geçiriyorlar. O anlamda kayıt anlamında New York'un diğer eyaletlerden farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani size katılıyorum. Ali Çınar, bir şey rica edebilir miyim acaba? Zaman zaman sesinizde aksamalar oluyor, gidip geliyor. Acaba yerinizi mi değiştirseniz, ters istikamete mi dönseniz, bir denesek o arada. Bir de dikkat, evet. Hocam, Necmettin Hocam, siz bir sorum daha var dediniz galiba. İsterseniz havada kalmasın. Siz o soruyu yönlendirin. Ben daha sonra devam edeceğim. Bir soru da ben sorayım. Tamam hocam, tabii ki. Ben tamam, sordum sorularımı. Peki. Semih Hanım. Peki. Teşekkür ediyorum. Ali Çınar, beni duyabiliyor musunuz bu arada? Sesim geliyor mu, evet, size? Duyuyorum. Tamam. Evet, duyuyorum. Şimdi dikkat çeken bir durum daha var. Acaba bu Amerika'da nasıl yankı buldu, dikkat çekti mi, ne konuşuluyor diye soracağım. O da ABD eski savunma bakanı Rumsfeld'in en büyük hissedarı olduğu bir şirketin de harekete geçtiği. Doğru mu? Bu ne anlatıyor?
Orada da konuşuldu mu acaba? Medya yazıp çizdi mi bunu? Sevin Hanım, bir daha tekrarlar mısınız? Tabii tabii elbette. Şimdi dikkat çeken bir durum daha var. Acaba bu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yankı buldu mu? Bir ilaç üzerine Donald Rumsfeld'in adı geçti. En büyük hissedarı olduğu şirketin harekete geçtiği yönünde. Hangi ilaçtı bu acaba ve bu ne konuşuluyor bu konu hakkında orada? Açıkçası bu Amerikan medyasında böyle çok geldiğini söyleyemem. Yani Başkan Trump aleyhinde olan bazı ulusal medya kanalları verdi ama şu anda insani nedenlerden dolayı zaten herkes ilaç ve aşı peşinde olduğu için bunun kim peşinde olursa olan olsun, yok. yeter ki Kim olsun. olursa olsun. Evet, yani o anlamda fazla bu olayı çok kurcalayan genel olarak baktığımda %90 medyada görmedik. Çok da tartışılmadı. Dediğim gibi şu anda gözler ilaç veya aşının bulunarak bir an önce 1.1 milyon kesinleşmiş vaka var. O nedenle de daha çok herkes bu ilacı veya aşıyı kim bulacak, kim bu sorunu halledecek tarzında herkes yoğun çalışmalar yapıyor. Bu noktada aşı için özellikle Bill Gates'in de adı geçti. Ona acaba kamuoyunda bir takdir var mı? Kendisi de en başında aslında Trump'ı yeterince hazırlık yapmadığı, önlem almadığı konusunda suçlamış, eleştirmişti Bill Gates. Evet var. Bill Gates bütün ulusal kanallara çıkarak milyarlarca dolar bu aşının bulunması için çok ciddi emek sarf ediyor. Birçok bilgi de paylaşıyor. O nedenle Bill Gates'e hakikaten olumlu bir destek ve alkış var Amerikan halkından. Çünkü Bill Gates bu konuyu çözmek için uluslararası alanda da bakıyor. Yani diğer ülkelerdeki kurumlarla da çalışacağını Gates Foundation söylediği için pozitif, olumlu olarak söyleyebilirim. Peki şimdi hep baktığımızda Amerika'nın hedefinde bir Çin meselesi var. Zaten virüs Çin'de çıktı, işte Wuhan kentinde yapıldı, orada bir laboratuvarda çıktı. Hatta bunun kanıtı da var dedi. Yani Çin'e takmış durumda bu anlamda ve sanki bunu ticaretle, ticaret üzerinden bir bedel ödetecekmiş gibi de yaptığı açıklamalarda, tavrında, psikolojisinde görülüyor sanki. Çok net konuşuyor çünkü. Bir kere o kanıt neymiş? Acaba onu açıkladı mı? O konuda bir gelişme var mı? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü hani öyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen doğal yolla gelmiş bir virüs de dedi. Evet, Başkan Trump'ın aslında istihbarat anlamında biraz şu anda çok net olmayan sözleri var. Çünkü Başkan Trump kanıtlar var ama açıklayamam diyor. İstihbarat kurumları da bu virüsün doğal olarak ortaya çıktığını söylüyor. Aralarında çelişki var. Şu anda Beyaz Saray yönetimi bir rapor hazırlıyor. 30'da 45 gün arasında bu rapor Başkan Trump'a sunulacak. Bunun için de tıbbi istihbarat her konuda Çin'in yaptığı çalışmalarla ilgili ona göre karar verecekler. Ama burada çok net olan Başkan Trump Çin'e bunu bedel ödetecek. Yani bedel ödetmek için de bilhassa ekonomik yaptırımlar dahil Çin'e virüsün salgınının nedeni olduğunu, kaynağı olduğunu söyleyerek üstüne gidecek. Bu Ocak'ta görünüyor, yaptığı evet. Özel ticaret anlaşmasına bile etki edebilir. Hatta küresel olarak da ekonomik anlamda da sıkıntılara neden olabilir. Yani Başkan Trump dediğim gibi bir suçlu arıyor. Bu suçlu da Çin ve Çin'i arkasına alan Dünya Sağlık Örgütü. Ama dediğim gibi kurumlarla da çelişkili mesajlar vermeye devam ediyor bu konuda Başkan Trump. Peki İlyas Hoca'nın da size bir sorusu var Ali Çınar. Onu da alalım. Buyurun hocam. Ali Bey, benim sorum şu. New York'un çeşitli yerlerinde antikor testi bakılıyor dediniz. Bu testlerin sonucu nedir? New York'luların yüzde kaçında antikor pozitif olmuş? Bu konuda bir bilgi var mı? Evet hocam, geçen hafta New York valisi Cuomo bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yapılan testlerde, antikor testlerinde yaklaşık %17 ile 20 arasında New York'luların pozitif olduğu ile ilgili açıklama yaptı. Yani ellerinde bir data var, 3000 kişiye yapılmış yaptıkları bu testlerde %20'ye dayanan pozitif vaka sayısı diyebilirim. Teşekkür ederim.
Peki Ali Çınar, bir yandan görüntülerinde Central Park'tan aktığını canlı olarak izleyicilerimizle paylaştığının altını çizelim. Ne görüyorsun? Geçen haftayla bu hafta arasında nasıl bir farklılık var? Hava nasıl? Biraz onları da anlatabilir misin bize? Şimdi Semih Hanım, dediğim gibi geçen haftaya göre Central Park bomboştu. Yani New York sokakları boştu. Bugün bakıyorum insanlar akmaya başlamışlar. Central Park içinde oturan gruplara baktım. Çok yakın şekilde sosyal mesafe kuralları olmadan 10'ar 15'er kişilik gruplar halinde oturan ve maskeleri olmayan birçok grup var. Hı hı. Yani dediğim gibi New York sayı anlamında ve ölü oranları arasında 24 bin şu anda can kaybı var bulunduğum şehirde. Ve insanların kurallara uymadığını ve havadan dolayı da dışarıda olduğunu görüyorum ama tabii ki bu ne kadar akıllıca, biraz hayretler içinde diyebilirim. Çünkü hakikaten görmediğim son bir aya kadar bir kalabalık var şu anda. Peki Ali Çınar, bu normalleşme süreci Amerika Birleşik Devletleri'nde ne zaman başlayacak? Çünkü Trump'ın bir baskısı var ekonomi sebebiyle. Bir an önce işte kafeler, bilmiyorum nereler tam olarak kapalı, restoranlar açılsın, hayat akmaya devam etsin diyor. Ama işte karşı gelen eyaletler var. Ne konuşuluyor? Şu anda dediğim gibi 25 tane eyalette normalleşme süreci başladı. Tabii bu eyaletlerin bir özelliği vaka sayılarının az olması. Yani 1000'in altında olan vaka sayıları, ölü sayıları da az olduğu için bazı eyaletler artık normale dönelim sinyali verdiler. Ve 1 Mayıs itibariyle de bazı kamu alanları, parklar, berber kuaför salonları olmak üzere açılan yerler var. Ama New York, Washington, büyük metropolitan şehirlerinde 15 Mayıs'a kadar evde kal talimatı var. Türkiye'deki gibi biz sokağa çıkma yasağı yok. Normalde New Yorklular bir aydır çok iyi şekilde idare ettiler ve kurallara uydular. Ama şu anda gördüğüm görüntüler, belki de CNN Türk'te ilk defa New York'tan yayınlarımızda ilk defa bu kadar kalabalığı evet, gösteriyoruz. Evet. Kurallara artık uyulmadığını, bu da aslında ciddi bir tehdit olabileceğini gösteriyor. Zaten genele baktığımızda da günlük 2000 civarında yeni vaka sayısı var. Bu da New York valisinin verdiği rakamlar. O nedenle bence tehlike geçmiş değil ama New York'lar anladığım kadarıyla havayı da iyi görerek şu anda kendini sokağa atmış diyebilirim. İşte bu da akla hemen ikinci dalgayı getiriyor. Tabii bunun için acaba ülkede ne konuşuluyor? Evet, ikinci dalga için Beyaz Saray'ın kendi yönetiminden de Dr. Anthony Fauci sonbahar ve kışın çok tehlikeli olabileceğini, ikinci dalganın gelebileceğini söylemişti. Minnesota'da önemli bir sağlık enstitüsünün yaptığı raporda da aynı şekilde onlar da 3 aşamadan bahsetmişlerdi. İkinci basamakta sonbahar ve kışın hakikaten riskli olacağını belirtmişlerdi. Bu arada karşımdaki yerde Trump International Otel, Trump'ın otellerinin birisinin önündeyiz şu anda. Hem rezidans hem iş yeri olarak hem otel olarak kullanılan bir yer. O otel açık şu an değil mi? Evet, otel açık. Dışarıda da insanları ve çalışanları görüyorum. Ve yan tarafımızda Central Park. Son derece yani, kalabalık, üzen bir park şu anda izleyen herkese. Evet. Peki evet. Ali Çınar, şimdi hep bir yeni düzenden bahsediyoruz. Orada o anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuluyor merak ediyorum. Dünya işte salgından sonra ne yapacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken. Evet, farklı bir düzen ama nasıl? Ne diyorlar bunun için Amerikalılar? Evet, yani genele baktığımız zaman ve gördüğüm kadarıyla ekonomik, sosyal, kültürel anlamda çok büyük farklılıklar bekleniyor. Yani New York'tan örnek vermek istersem, işte Broadway şovlarının artık daha kısıtlı insanlarla seyredebileceği, yani artık 500 bin kişinin aynı anda seyredemeyeceği bir tiyatro düzeni veya yapılacak etkinlik faaliyetlerin daha kısıtlı şekilde yapılması. Hı hı. Bunun dışında eğitim alanında artık dijitale dönülmesi. New York mesela finansın göbeği, birçok finans şirketinin evde çalışma kültürünü daha çok oturtarak ofisleri azaltacağı, yani daha çok kısıtlamaya gideceği tarzında, yani yaşam kültürünün de biraz daha değişeceği bir düzene gidiyor. Yani benim de gördüğüm sosyal mesafe
ve maske artık bir kültür olacak. Yani şu anda tabii maskesiz de bayağı bir insan görüyorum. Ama genele baktığımız zaman sosyal mesafeli maskenin kültürü olacağı. Çünkü bir yere girdiğiniz zaman maskesi size almıyorlar. Güvenlik görevlileri var birçok süpermarkette de. Yani genel olarak dediğim gibi sosyal, kültürel, ekonomik anlamda artık yeni bir düzenin geleceği bekleniyor. Tabii bu da hem eyalet valilerinin hem de federal hükümetin alacağı sert kararlarla olacak. Tabii bunların ne zaman nasıl alacağını bilmiyoruz. Hatta uluslararası seyahatlerin de daha sert şekilde, yani daha dikkatli, tedbirli şekilde havalimanlarında insanları kontrol ederek belki de peki, Amerika'ya alınması için çalışmalar Ali olacak. Kınar, yani göreceğiz. Evet, bunu bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki yayınlarda işin bu tarafında konuşuyor olacağız. Merak ettim, maske deyince maske bulabiliyor musunuz siz kendiniz örneğin? Ya da ne kadar bir kutu maske? Çok kısacık bir rica edeyim. Bir kutu maske, tabii bir kutu maske $50. İçinde yaklaşık 25 tane var. Yani her yerde de satılmıyor. Fahiş fiyatlarla satılıyor. Amerika'nın kendi maske vermesi gibi bir şey yok. İnsanlar da görüyorum artık online, internetten almaya başladılar ama hala maske sıkıntısı var. Zira Türkiye'de bu konuda zaten Amerika'ya yardımlar geldi. Ne diyor Amerikalılar ve medya? Yani Amerikan medyası maalesef üç maymunu oynamaya devam ediyor. Ama Amerikan Kongresi'nden 4 tane kongre üyesinin teşekkür mektubu var. Dışişleri Bakanı'nın teşekkürü var. Pentagon teşekkür etti. Yani Amerikan resmi temsilcileri Türkiye'ye müteşekkirler. Bizimle konuştuğumuz Amerikalılar da Türkiye'nin zor zamanda yaptığı desteği unutmayacaklarını söylüyorlar. Ama Amerikan medyası geneline baktığımızda maalesef böyle iyi güzel haberleri kamuoyuyla paylaşmamakta maalesef direniyorlar. Peki Ali Çınar, çok çok teşekkür ediyorum. Canlı bir görüntü eşliğinde Central Park'tan Ali Çınar sokaktaki durumu, Amerika'da konuşulanı, konuşulmayanı hepsini aktardı. Çok teşekkür edelim kendisine.